gökdelenler. 21. yüzyılın prestij yapıları. Ancak bu görkemli yapılar mimarları ve mühendisleri uğraştıracak yeni bir problemin doğmasına neden oldu. Yüksek binaların dış cephe temizliği. Dünyanın dört bir yanında birçok firma araştırma yaptı ve bu probleme bir çözüm bulmaya çalıştı. Ancak çözüm laboratuvarlardan ve teknolojiden değil, yine tanıdık bir yerden geldi. Doğadan. Bu çiçek beyaz nilüfer olarak bilinen lotus çiçeği. Çamurlu ve kirli ortamlarda yetişiyor. Buna rağmen yaprakları sürekli temiz. Lotus'un yüzeyinde birikmiş toz tanecikleri var. Ama çiçek çok ilginç bir yöntemle bunlardan arınmayı başarıyor. Lotus, yağmur damlalarını yapraklarındaki toz zerreciklerine doğru yönlendiriyor. Yağmur damlası tozun her tanesini topluyor. Ve yaprağın üzerinde hiç toz kalmıyor. Böylece lotusun yüzeyi her zaman tertemiz kalıyor. Günümüzde bina yüzeylerinin tasarımında lotusun bu özelliğinden yararlanılıyor. Hatta ISPO isimli bir şirket Lotusan adlı bir cephe kaplama malzemesi üretti. İki yüzey arasındaki fark açıkça görülüyor. Sağdaki cephe tıpkı lotus gibi yağmur damlalarıyla üzerindeki kiri temizliyor. Dünyanın en iyi mimarlarının, mühendislerinin, yapı malzemesi üreten firmaların çözüm bulamadıkları bir probleme bir bitki çözüm sunmaktadır. Bitkinin bu çözümü üretebilmesi için fizik, kimya, moleküler biyoloji ve endüstriyel tasarıma tümüyle hakim olması gerekir. Oysa bu canlının gözü, kulağı veya bir beyni bile yoktur. Lotus bitkisinin söz konusu sisteme sahip olabilmesi ve bu yöntemle kendi dış cephe temizliğini yapabilmesi, bu bitkiyi Allah'ın yarattığının bir delilidir. Allah, doğadaki canlılarda akıl sahibi insanlar için deliller olduğunu şöyle haber vermektedir. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.